10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 171 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 171-21. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız. 17. Okuduğunuz metin bir yapma destan örneğidir. Metinden hareketle yapma destan türüyle ilgili çıkarımlarınızı yazınız. Cevap: yazarı bellidir. Yazılı destan türüdür. Yakın zamanda yer alan olaylar ele alınır. Olağanüstü olaylara ve kahramanlara az yer verilir. 18. Okuduğunuz metinde hangi tarihi gerçeklikler anlatılmıştır? Verilen boşluklara yazınız. Cevap: Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve o zor günlerde yaşanılan olaylar, acılar ve mücadele anlatılmıştır. 19. metinde kayık, Selim Durması yönüyle kişileştirilmiştir. Siz de metinde kişileştirilen diğer varlıkları bulup yazınız. Cevap: memleketin uçup giden kaygılarıydı. Dağlar alçaldı yol vermeye. Irmaklar suyundan faydalattı. 20. okuduğunuz metin ait olduğu toplumun milli ve manevi değerlerini yansıtmakta mıdır? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız. Cevap: yansıtmaktadır. Çünkü vatanın kurtuluşu ve milletin mücadelesinin tercümanı olan dizelerle karşılaşmaktayız. 21. metinde geçen söz sanatlarına örnekler bularak aşağıda verilen boşluklara yazınız. Cevap: benzetme sarılan anayurda. Kemal Paşa'nın kollarıydı, bir Selim gibi gitti Erzurum'a. Bin Selim gibi geldi Sivas'a, Erzurum'dan kişileştirme dağlar alçaldı yol verme. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 171 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.